Arkadaşlar, Berlin'e gittiğimiz günden beri sustum. Takım içerisinde olan olaylardan dolayı. Hatta Berlin'de yenilme sebeplerimizden biri de bu. Karşısı iyi oynadı, eyvallah. Ama biz de kötü oynadık. Çünkü belli başlı problemler oluyordu. Ben kendim rahatsız olmuştum. Berlin'deki sonuçta yani bu düzgün oynanmadığı için sorun olduğu için ve sorundan kaynaklı yenildiğimiz için 2 maç oynayıp 3 maç oynayıp döndüğümüz için aslında yarı final görebilecek bir takım olarak onu olduğumuz için bayağı sinirlenmiştim, mutsuzdum. Hala Super Massive Place takımındayım. Henüz hiçbir yere gitmedim. Tek yaptığım şey takımımdan izin alıp menajerim sayesinde takım tekliflerine açık olduğumu belirtmek istedim. Şu anda artık sorun yok. Mutsuz falan değilim. Birazcık yorgunum, uykusuzum, o yüzden böyleyim. Öncelik Avrupa. Bora abi olsun, Atahan abi olsun, Hakan abi olsun, Sercan olsun. Hepsini de çok seviyorum. Herhangi bir problem yok. Sadece takım teklifi değerlendirmek istediğimi, görmek istediğimi söyledim. Onlar da bana izin verdiler. Şimdi gelen sadece teklifleri değerlendireceğim. Benim için en iyi olacak neyse ona bakacağım. En iyi seçenek neyse, bence en iyi seçeneklerden biri de Supermassive'de kalmak. Hala aynı fikirdeyim. Buraya gelmeden önce çok büyük kulüplerden de teklif aldım. Supermassive Blaze'i seçmiştim. O yüzden çok bir kafanızda senaryolar kurmayın kendinizce. Arkadaşlar, sorun ne tam olarak? Takım içinde benim sorunlarım vardı. Sevmediğim, beğenmediğim davranış olsun. O boşu böyle. 1-2-3 tane benim profesyonel olarak düşündüğüm düşünce var. Bana uymuyordu. Berlin beni mutlu etmedi. Last Chance beni mutlu etmedi. Mentalimi biraz zorlandı. Ben de bu kararı almak istedim. Bunu yaptım. Menajerim de destekledi. Eminim siz de destekliyorsunuzdur. Yani daha farklı bir sonuç beklerdim takımdan. Açık konuşmak gerekirse yani. Yani ben 3 ayda şu an Heretics'te 8 ay oynadım. İngilizcem çok kötü olmasına rağmen. Çok fazla çalışmıştım. Kendi seviyemi yükseltmek için çok fazla, ama gerçekten çok fazla. 8 saat, 10 saat, 12 saat. Yani inanılmaz derecede çok fazla çalışmıştım. İyi bir yerlere gelebilmek için. İşte Avrupa şampiyonu oldum. 5-6 tane LVP kazandım. İspanya kupasını falan kazandık. Sonrasında ikinci olduk. Sinetlere yenildik. Ama buraya geldim. 3 ayda oynadığımdan daha fazla yorulmuş olabilirim yani. Açık konuşmak gerekirse 3 ayda daha fazla yoruldum yani. Bu bence normal bir şey değil. Normal bir şey olmadığı için de. Ve ayrıyeten hala kazanmak istiyorum. Ya hırsım uzun zaman, yani eski CS zamanından beri, Wolf Team zamanından beri, yani ne olursa olsun her oynadığım oyunu kazanmak istiyorum. Yani böyle bir kafa yapım var. Bundan dolayı yenilmeye de gelemiyorum. Hele ki takım içerisinde problem olduğu için yenilmeye hiç gelemiyorum. Aldıramıyorum yani. Ondan dolayı bu şekilde böyle bir karar aldım. Bakacağız. Zaten herhangi bir gelişme olursa bilgi veririm. Sorunun düzelme ihtimali var mı? Yani sorunun şöyle düzelme ihtimali var mı derken, farklı seçenekler var mesela bu sorunu düzeltecek. O seçeneklerden biri uygulanırsa düzelebilir. O seçenekleri uygulamak kolay bir şey değil. O yüzden benim adıma zor gibi gözüküyor. Umarım hayırlısı olur. Şu anda sadece tek yaptığım LFT atıp teklifleri değerlendirmek. Onun dışında herhangi bir olay söz konusu değil. Şu anda kimsenin bir yere gittiği yok. Kimsenin ayrıldığı yok. Kimsenin yedek olduğu yok. İnsanların çoğu şey dediğine de bakmayın. Eğer ben zaten açıklama yaparım yani. Burayı habersiz bırakmam. Arkadaşlar, Red Bull turnuvası hakkında fikrim yok, ne olacağı hakkında. Kaptan, şimdi kesin olarak bir değişiklik söz konusu mu, yoksa sadece değerlendirme aşaması? Tamamen değerlendirme. Nedir, ne değildir? Olay nedir? Teklif var mı? Tamamen bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok şu anda. Arkadaşlar, çok fazla bir şey anlatıp ne insanlara malzeme vermek istiyorum, ne de yani kimseyle sorun yaşamak istemiyorum. Bence çok önemli de değil.
Spor yani bu. Yedek olursun, oynarsın, başarılı olursun, başarısız olursun. Takım değiştirirsin. Hayırlısı neyse onu diyeceksin, o kadar yani. Bakacaksın. Şu anda dediğim gibi herhangi bir durum yok. Sadece teklif değerlendireceğim. Ama her an her şey olabilir. Takımı sen kurdun, çok çabuk pes etmiyor musun? Pes etmelik bir durum yok. Çünkü takımı ben kurdum. Neyse şimdi yani ne konuşursam agresif olacak arkadaşlar. Pes etmelik bir durum yok. Bunu söylesem yeter herhalde. Ya biraz agresif konuşma olacak. Yok gerek yok. Zamanında konuştuğumuzda lafı oradan aldılar, buraya götürdüler. Sonra yemediğim laf kalmadı. Çok da gerek yok yani. Ama şunu söyleyebilirim. Takım, takım, takım. Bireysel değil, bireysel değil, bireysel değil. Sadece takım abi. Oyunda takımsan başarırsın. Zanteres olmana gerek yok yani. Arkadaşlar kimseye de satmıyorum. Fikrim bu benim. Takımdan kimseyle aram kötü değil bu arada. Umarım hayırlısı olur. Bakıcıyız arkadaşlar. Sıradan agresif konuşsam bir şey olmaz gibi. Ne gerek var? Agresiflik hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sizin Nuki'yi hostlayayım. Damarıma selam söyleyin. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Akşam da bir sohbet yayını yaparız. Duruma göre belki şey yayını yaparız. Benden selam söyleyin Nuki'ye. Öpüyorum sizleri chat. Kararımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Vice. Kulaç vermez. BBC. Saklanmayacaksın we'll orada. We will see man. Bir tane daha var. Porra'nın kontra ile birlikte oynayabilecek pozisyonda mı izi? Bunu izleyeceğiz. 44 canı var Heaven altına doğru. 3 tane oyuncu arka arkaya atlıyorlar. Porra izi ikilisi. Muazzam bir oyun.